Dinle, dinle. Dinle. DAEŞ'le mücadelede tamamen, tamamen bizim izin ve kontrolümüzde. Biraz sessiz arkadaşlar, hatibi dinle. Biraz değil, iyice sessiz. Biraz değil, iyice sessiz. İyice sessiz. Dinlenemezseniz öğrenemezsiniz. Dinleyin, öğrenin. Sonra konuşun. Önce öğren, sonra konuş. Sayın Hatip, siz de genel kurula lütfen. Edeyim de engelliyorlar bizi. Dinlenmiyor, konuşulmuyor. Şöyle bir susturun. Susturun, otur, dinle. Dinle. DAEŞ'le mücadelede, arkadaşlar, DAEŞ'le mücadelede tamamen bizim izin ve kontrolümüzde. İncirlik ve Diyarbakır hava üsleriyle insani yardım bakımından, lojistik destek bakımından İskenderun Limanı. Sadece bunlar kullanılmıştır. Bunlar da sadece 2019'a kadar kullanılmıştır. 2019'dan beri bunlar kullanılmamıştır. Kullanılmıyor. Gelen giden yok. Kime karşı mücadele ediyorsunuz? Kime karşı göğsünüzü siper ediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşgal falan yok. İşgal falan yok. Bu koalisyonun üyesi olmanın bir gereği bu. Ben burada anlatmaya çalışıyorum. Bilgileri alın. Bilmeden konuşmayın. Bilgisiz kanaat olmaz. Art niyet, art niyet yoksa, art niyet yoksa burada ciddi bir bilgi noksanı var. Ciddi bir bilgi noksanı var. Buradaki bütün şunlar 2014'ten beri, 2014'ten beri Halk Partisi'nin verdiği evet oyları bunlar. Bağırmasın konusunda konuşacağız. Bağırıyor da. Evet, bekle biraz, sonra konuş kardeşim, sen açık konuş ya. Anlat derdini. Anlat derdini. Burayı pazar yerine çevirdiniz. Burası pazar yeri değil. Dinleyin. Yani sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ciddi şekilde bir bilgi problemi var. Konuşalım, görüşelim, bunu netleştirelim. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu 80 üye ülkeden DAEŞ'le mücadele konusunda kimi hava sahasını kullanacak, kimi efendim benzin ikmali yaptı, kimi efendim insana yardım getirdi. Ve bu da 2019'a kadar oldu. 2019'dan sonra yok böyle bir şey. Bunu açık ve net bilinmesi lazım. Neyi bilip bilmediğimizi tabii ki tartışırız her platformda. Sizin bildiğinizi iddia ettiğiniz şeylerin doğru olmadığını biliyoruz. Sizin iddialarınızın tamamı yanlış. Tamamı. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bize göre, bize göre ve Kürt halkına göre tamamı yanlış ve düşmanca tutumlardır. Tamamı. Şimdi bakın, ben bağırarak beni susturamazsınız. Sizin arkadaşlarınız onu biliyor. Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeceğim. Milli Savunma Üniversitesi var, biliyorsunuz. Bu Milli Savunma Üniversitesi'nin bir web sitesi var. Orada Savunma Bilimleri Dergisi, The Journal of Defense Sciences'de bir makale yayınlanmış. Bizimle ilgili olan bir üniversite değil ve sizler bunu biliyorsunuz. Makalenin adı ne biliyor musunuz Sayın Hatip? Terörizmin unutulan yüzü, 2.3 devlet terörizmi. Sizin Milli Savunma Üniversitesi'ndeki makale. Bu makale uzun. Sadece bir iki yerine değinmek istiyorum. 7 madde sayıyor. Diyor ki devlet terörizmi sistematiktir. Şiddet ve şiddet tehdidi içermektedir. Politiktir. Devlet temsilcileri ya da devletin kaynakları ile çalışan yandaşlar tarafından uygulanmaktadır. Korku yaratmak amaçlanmaktadır. Mağdurdan daha geniş bir gruba mesaj iletmek ile için amaçlanmıştır. Söz konusu mağdur kitle silah veya örgütlenme yapısı içinde değildir. 7 maddede sıralamış Milli Savunma Üniversitesi'nin makalesinde. Şimdi bakın, diyor ki aynı makalede son cümlem, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin terörü bir araç olduğu. Tamamlayın Sayın Oluç. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin terörü bir araç olarak kullanması, paramiliter yapılanmaları güvenliği sağlayıcı unsurlar olarak görmeleri, bu tür yapılanmalara mali ve askeri yönden destek sağlamaları sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Biz söyleyince olmuyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin makalesinde devlet terörizmi böyle anlatılıyor.
Milli Savunma Üniversitesi'ne sizin üniversiteniz dedi. Ben eminim size oy veren insanların çocuklarından da orada okuyanlar vardır. Burası Türkiye'nin bir üniversitesidir. Altını çizmemiz lazım. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı dergide devlet teröründen bahsettiği şey arkadaşlarım da size ifade ettiler. İsrail gibi, Amerika gibi ülkelerin yaptıklarından bahsediyorlar. Bugün burada yaptığınız bütün konuşmalarda maalesef ve buyurun toparlayın, bitirin lütfen. İsrail'le Türkiye'yi eşdeğer tutuyorsunuz. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun sizlere. Hangi hakla siz İsrail'le Türkiye'yi eşdeğer devlet tutarsınız? Buna hangi vicdan el verir? Bu ülkenin meclisinde milletvekili olacaksınız ve İsrail'in uyguladığı terörle Türkiye'yi eşdeğer tutacaksınız. Sizi milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Onlar size gereken cevabı vereceklerdir. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, bu Milli Savunma Üniversitesi sizin üniversiteniz derken kötü anlamda söylemedim bunu. Yanlış anlamayın. Yok. Yani bizim iddiamız değil, sizin bildiğiniz bir mecrada bir iddia diye söyledim. Önce onu söyleyeyim. Birinci sor. Yani ne kastediyorsam onu söyledim. Yalan söyleyecek halim yok. İkincisi, şimdi bu İsrail'le bizi, İsrail meselesiyle ilgili kendi aramızda konuşmayalım lütfen genel şimdi, kurula. Sayın Zengin, neden söylediğimi söyledim. Yani bizim bir uydurduğumuz şey değil. Sizin bildiğiniz mecradaki bir yazıdan, makaleden bahsediyorum dedim. Uydurmakla ilgili değil. Şimdi ikincisi, Sayın Başkan konuş. Lütfen tamamlayın. Sayın üyeler, hatibi dinleyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu İsrail'le bizi bir tutuyorsunuz meselesi. Yani çok yadırgadım bu söylediğinizi. Neden yadırgadığımı söyleyeyim. Ya İsrail'le askeri anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? İsrail'le ticari ve ekonomik anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? Daha sizin genel başkanınız Amerika'da Netanyahu'yla buluşmadı mı? Eğer bu savaş patlamamış olsaydı Netanyahu Türkiye'ye gelmeyecek miydi sizin davetiniz olarak? O zaman İsrail'le bir tutulması niye yazıklar olsun lafını gerektiriyor? Neden? İsrail'le can ciğer kuzu sarması olan sizsiniz, biz değiliz ki. Teşekkür ederim. Sayın Saruhan Bey adımı söylediği için o sebeple kendisine cevap vereyim. Bir defa sadece grubu adına konuşan Saruhan Bey, yani ne diyeceğim ya, başka bir yöntem mi var hitap etmek için? Bakın bir yanlış anlaşılma var. Şimdi İsrail'le olan ilişkilerin düzelmesi gerektiği konusunda ben düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşarak bunları halletmemiz lazım. Buradaki temel problem şu. Bugün siz dışarıdayken genel kuruldan Beren Hanım genel kurulu takip etti. Konuşan milletvekili arkadaşlarınız, birer dakika söz alanlar, daha sonrasında kendinizi buraya kürsüye geldiğinizde siz değil ama arkadaşlarınız hasreten bir defa konuşmalarında sürekli olarak Türkiye ile İsrail'i terör devleti ilan ettiler. İlişkiler bambaşka bir şey. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşmuyoruz. Sizin kendi milletvekillerinizin Türkiye'yi terör devleti ilan etmesinden bahsediyoruz. Konuşmaları dinlediyseniz... Teşekkür ederiz Sayın Zengin. Buyurun tamamlayın lütfen. Makaleye atıf yapıldı. Bu makale, Sayın Başkanım, bu makale Sri Lanka, Kolombiya ve Cezayir üzerine yapılmış, yazılmış bir makaledir. Başka bir sahikle yazılan bir makaleden yola çıkarak aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Yani bizi ülkenizi... Ya Türkiye sizin ülkeniz değil mi? Kendi ülkenizi terör devleti ilan ediyorsunuz. Bunu biz reddediyoruz. Buna burada müsaade edemeyiz. Lütfen. O zaman bakın, Milli Savunma Üniversitesi'nin içinde milli ve savunma geçtiği için bizim üniversitemiz sayıyorsunuz. Bu Türkiye'nin üniversitesi değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin üniversitesi. Burada o zaman bak aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu ülke terör devleti değildir. Yok. Aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlarınız da aynı şeyi söylüyor. Türkiye İsrail'e aynı anda yan yana konamaz. Ne münasebet. Türkiye barış için...
Sayın milletvekilleri, şimdi grubu olmayan siyasi partilerden söz talep edenlere buyurun. İsmi derken o ısrarla terör devleti diyor. Çok ciddi bir saptırma var. Çok ciddi. Bu tutanaklara geçsin. Teşekkür ederim. Meramınız anlaşılmıştır. Sayın Mehmet Önder Aksakal. Buyurun Sayın Aksakal. Süreniz bir dakikadır. Süre konusunda küçük bir anlayış bekliyorum Sayın Başkan. Bütün hatiplere aynı şekilde davrandınız. Ben de bunu suistimal etmeyeceğim. Türkiye 40 yıldır buyurun Sayın Aksakal, buyurun. Ön taraf susmayacak galiba. Sayın arkadaşlar, hatip konuşuyor şu anda. Süresini durdurun. Sayın arkadaşlar, hatip konuşuyor.